Trebolu 42 Çay. Seçkin marketler ve www.treboluçay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Trebolu 42 Çay'ın sunduğu Fenerbahçe gündemini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Fenerbahçe'nin son 24 saatine yansıyan haberleri iletme gayreti içerisine gireceğiz. Trebolu 42 Çay'ı seçkin marketlerde www.trebolu42çay.com'da bulabilirsiniz. Bu küçük hatırlatmayı yapalım ve hemen şöyle devam edelim. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve özellikle abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim. Gerçekten çok çok değerli konular var. Onlardan size bahsedeceğim. Panathinaikos bir Fenerbahçeli oyuncunun daha peşine düştü. Ali Koç gerçekten de Fenerbahçe taraftarını üzecek açıklamayı yaptı. Hemen şunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'den bir erteleme talebi daha var. Ama bu Süper Kupa ile ilgili değil. Divan Başkanı Uğur Dündar'ın açıklamaları dikkat çekiciydi. Hemen bir başka önemli konu, Sırbistan milli takımında Tadić tarih yazdı. Çaykur Rizespor 2 Fenerbahçeli oyuncuya talip oldu ve İsmail Yüksek Bayer Leverkusen'in yakın takibindeydi. Giderse yerine bir milli oyuncunun transferi için çalışmalar sürüyor. Fenerbahçe gol katkısı noktasında kanatlardan büyük destek alıyor. Yine İrfancan Kahveci'nin sözleşmesi uzatılacak. Yine bir başka önemli nokta daha var. Ferdi gidiyor. Onun yerine gelecek oyuncu da takasla gelecek. Ondan da bahsedeceğiz. Ve bir önemli nokta daha var ki bir yabancı orta saha oyuncusu konusunda da çalışmalar sürüyor. Söyleyelim. Şöyle başlıkları fazla uzatmayayım. Hemen bunların altlarını doldurmaya başlayalım size. Fazla da uzatmadan yürüyelim. Evet, şimdi nereden başladık? Önce dedik ki Fatih Terim, yani Panathinaikos bir Fenerbahçeli oyuncuyla daha ilgileniyor dedik. Mehmetcan Gülerer U19 takımının stoperi, biliyorsunuz onlar Avrupa'da mücadele ediyorlar. Panathinaikos'la oynadıkları maçta Fatih Terim de karşılaşmayı izledi ve Mehmetcan Gülerer'i çok beğendi. Transfer etmek için harekete geçeceklerini söyledi ama oyuncuyu beğenen sadece Fatih Terim ve Panathinaikos değil, Lille ve Antwerp de oyuncunun peşinde. Bu küçük detayı da hemen aktaralım sizlere. Dedik ki sırayla gidiyorum. Ali Koç Fenerbahçe taraftarını üzecek bir haber verdi dedik. Gelecek sene yokuz dedi. Nerede söyledi? Kupa voleyi kazanan kadın voleybol takımının kutlamasında böyle bir cümle sarf etti. Yani gelecek sene olmayacağını söyledi. Bir anlamda hem camia hem taraftarlar hem de işte kadın voleybolcular biraz üzüldüler. Onu özellikle söyleyelim. Ve hemen şunu söyledik. Dedik ki bir erteleme başvurusu daha var Fenerbahçe'den TFF'ye, onu da söyleyelim. İki Olympiakos maçı arasında Karagümrük'le oynanacak karşılaşma için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu Fenerbahçe. Galatasaray maçı biliyorsunuz ertelenmemişti, Süper Kupa maçı. 7 Nisan'da Süper Kupa maçını oynayacak. 11 Nisan'da Olympiakos maçı var. 14 Nisan'daki Karagümrük maçının ertelenmesi konusunda bir girişim olacak. Tabii ki ilk maçın sonucuna göre. Yani ilk maçta çok olumsuz bir tablo olursa da buna girmeyebilir diyebiliriz Fenerbahçe yönetimi. Uğur Dündar şöyle bir cümle kullandı. Hem biliyorsunuz bugün sosyal medyaya da yansımıştı bazı görüntüler maçların pozisyonlarıyla ilgili. Onları detaylandırmak istemiyorum ama şunu söyleyeyim. Uğur Dündar'ın sözleri, Abdülkadir Bitiken ve Özgür Yankaya ki bunlarla ilgili söylediği sözler çok dikkat çekici. Özür dileyip bıraksınlar diyor Galatasaray Antalyaspor maçının hakemleri.
Şöyle söylüyor, hatta onurlu insanlarsa bırakırlar. Bu da son derece Türk futbolu için yararlı olur düşüncesinde Uğur Dündar'ın sözleri. Dedik ki Tadic bir rekor kırdı. 46. dakikada oyuna girdi. Güney Kıbrıs'ı yendikleri maçta Sırbistan milli takımıyla 106. kez bir maça çıktı ve Sırbistan milli takımının tarihine geçti diyebiliriz. Bu noktada devam edersek bir başka önemli, yani bir sırayla değil size sunduğum sırayla devam ediyorum. Melih Bostan Fenerbahçe'den Gençler Birliği'ne gitmişti. En büyük hayalim Fenerbahçe'de oynamak. Tıpkı Arda Güler gibi belki o gün oradan da Avrupa'ya transfer olmak diyor. Bakalım bu hayalini gerçekleştirecek mi? Biliyorsunuz bir mükemmel bir gol atmıştı Trabzonspor maçında. O golü, ya bu kadar önemli bir golü kim atar diye konuşulmuş. Melih Bostan olduğu çıkmıştı. Hemen bir başka transfer haberine geçelim. Çaykur Rizespor İlhan Palut'la uzatmayı, Avrupa yolu devam ederken de Avrupa'ya giderken iki Fenerbahçeli oyuncuyu da listeye aldığını söyleyelim. Umut Nayır'ı istiyor yerli oyuncu olarak. Miha Zajc'ı da istiyor yabancı oyuncu olarak. İki oyuncuyu transfer etmek istiyor. Özellikle Avrupa'ya gidilirse bu manada 3-4 oyuncu daha var gündeminde İlhan Palut'un. Önce İlhan Palut, sonra da transferler gerçekleşecek. Şimdi İsmail Yüksek'le ilgili bir haberden bahsetmiştik. Biliyorsunuz İsmail Yüksek'i Bayer Leverkusen izlemiş ve son derece olumlu bir izlenimle ayrılmıştı. Transferi konusunda hani fitili ateşlemişti. Şimdi işte onun gitmesi halinde Fenerbahçe'de bir pozisyon almak zorunda. Çünkü Krunic'le o bölgeyi taşıyabilmenin çok kolay olmayacağı çok belli oldu. Yani Krunic'le İsmail Yüksek arasında fark oluştu. Bu manada baktığımızda Fenerbahçe bir yerli, bir yabancı iki oyuncuyu gündeme aldı. Bunlardan bir tanesi milli oyuncu Salih Özcan. Eğer İsmail giderse Salih Özcan'ı getirmek yerli oyuncu olarak düşünülen plan. 26 yaşında bir 83 boyundaki oyuncu, Borussia Dortmund'da oynuyor. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Ve tabii ki diyeceksiniz ki kolay mı böyle oyuncuları almak? Zor, evet, ama Fenerbahçe o konuda satın alma opsiyonuyla kiralama noktasından hareket edecek. Bu yerli opsiyonu, yabancı opsiyonunda da yine ezeli rakibiyle bir mücadele içerisine girecek. Çünkü Jorginho'yu düşünüyor Fenerbahçe. O da bir ön libero olarak Arsenal'de, bu noktada Galatasaray'ın da devrede olduğunu söylemem gerekiyor. Ve devam ediyorum şimdi. Fenerbahçe kanatlardan çok ciddi bir skor katkısı alıyor. Bu haberi belki görmemiş olabilirsiniz diye basına yansıdı. Tam 57 gol katkısı almış kanatlardan 4 oyuncudan. Tadic, İrfan Can, Cengiz ve Joshua King'den. Hemen akılda kalması önemli değil ama sayısal olarak söyleyelim. Tadic'de 8 gol 11 asist var, 19 gole katkı. İrfan Can'da 10 gol 8 asist, 18 gole katkı. Cengiz'de 9 gol 3 asist, 12 gole katkı. Ve Joshua King'de de 4 gol 4 asist, totalde 57 gole katkıda bulundular. Bir başka habere geçelim hemen. İrfan Can kahveci konusundan bahsetmek istiyorum. İrfan Can kahveci bu sezon 39 resmi maç oynadı. 14 gol 11 asisti var ve Fenerbahçe Avrupa'nın dikkatini çeken İrfan Can kahveci için, ki Avrupa'da bir de çok önemli bir turnuva oynayacak. Sonuç itibariyle onu da düşünerek Fenerbahçe sözleşmesini uzatmak ve özellikle de maaşını yükseltmek istiyor. 15 milyon TL'den 50 milyon TL'ye çıkarma isteği olduğunu da söyleyelim. Bu konuda görüşmelerin başladığında vurgulayalım size. Bu da önemli bir gelişme. Hemen şunu da söyleyeyim. Osay Samuel'le de benzer bir şekilde 2 yıl daha sözleşme imzalamak istiyor Fenerbahçe. 2025'teki sözleşmesini 2027'ye uzatmak istiyor. Çünkü onun da İngiltere'den talipleri var ve maaşını da 600 bin Euro'dan 1 milyon Euro'ya çıkarma isteğinden de bahsedelim. Bir başka önemli noktayı da hemen sizlerle paylaşarak bir takas transferinden bahsedeceğim. Bu da Livakovic konusu. Livakovic Trabzon'da yaşanan olaylardan sonra ülkesine döndüğünde
tekrar geri dönme konusunda ailesinden bir olumsuz tepki aldı. Yani dönmeni istemiyoruz dedi ailesi. Zaten İsmail Kartal da çok duygusal bir çocuk. Onu ikna etmek için bayağı uğraştık türünden cümleler söylemişti. Ama sonuç itibariyle yönetim burada elini taşın altına koyup oyuncuyu ikna etmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Bunu da hatırlatalım istiyorum. İşte bu tür olayların bu tür sonuçları da gerçekleşiyor. Bu arada şu videoyu çektiğim dakikada henüz cezalar belli olmamıştı ya da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gidenler belli olmamıştı. Ama 3 aşağı 5 yukarı biz de tahmin ediyoruz ki işte o 4 oyuncu Osterwolde, Osay Samuel, Batshuayi ve İrfan Can Eğribayat'ın ceza kuruluna gideceğini tahmin ediyoruz. Ama tabii cezalar ne zaman açıklanacak onları da çok önceden kestirmek mümkün değil diye düşünüyorum. Ve gelelim bence çok önemli bir takas diye adlandıracağım bir yere. Şimdi Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gidiyor. Yani sol bek mevkiinde belki de Osterwolde de gidecek. O bölge iyice boşalacak. Onun için de ne yapılmalı konusu gündeme geldi. O konuda yapılan hamle şu: Emre Mor biliyorsunuz Karagümrük'e verilmişti. Mario Branco sportif direktör devreye girdi. Verelim Emre Mor'u, alalım Levent Mercan'ı diyor sol bek. Çünkü sizin ona ihtiyacınız var, bizim de sol bek'e ihtiyacımız var. Çünkü Levent Mercan'ın da altyapısı biliyorsunuz Schalke'ydi. 31 maç 1 gol 4 asist oynadı. Evet, bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe en azından sol kenarını tekrar olumlu bir şekilde kapatmış olacak. Bu arada son haber olarak da şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın bir pişmanlığı var. Hatta bir diyemeyiz ona, iki pişmanlığı var. Onu da sizlerle paylaşalım. Joshua King'in yerine acaba Kent'i seçsem daha mı doğru yapmış olurdum diye düşünüyor. Çünkü bir aydır Joshua King yok, hiç yararlanamıyor. İkincisi de Zeiss'tan hiç yararlanamıyor. Acaba Zeiss'ta hata mı yaptım? Onun yerine keşke Lincoln Henrique'yi mi tutsaydım diye de kara kara düşündüğünü söyleyelim. Evet, Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaştım. Trebolu 42 çay için hazırlamıştık. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.